Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Yani nasılsınız demek adetten. Biliyorum ki herkesin yüreği kan ağlıyor. Her birimiz gibi. Biliyorsunuz ki bir haftadır yokuz. Hani böyle keşke başka sebeplerden olmasaydık. Yani ilk defa 3 senedir, hatta 3,5 senedir sanırım buradayım. Nasıl video çekeceğimi, ne konuşacağımı yemin ederim bilemiyorum yani. Ya ablam buradaydı işte, ablamla beraber biliyorsunuz genelde böyle hep eğlenceli, güzel videolar çekiyoruz. Ama bugün ablamla beraber böyle güzel bir konuşma yapalım istedik. Yani haberler açık zaten, haberler hiç kapanmıyor. Birçoğunuzda da öyledir. Tekrardan herkese geçmiş olsun diyorum. Tüm ülkemize, Türkiye'ye. Orada yaşayan arkadaşlarıma, benim birebir yaşayan arkadaşlarım oldu. Birebir görüştüklerim, evime davet ettiklerim, her gün aradıklarım. Yani hepiniz biliyorsunuz çok farklı bir şey yaşadık. Ablam da böyle bir şeyler söylesin, ben aralara gireyim. Çünkü ben gerçekten ilk defa, hani hep diyoruz ya sözün bittiği yer diye. Evet. Ama şu an cidden sözün bittiği yerdeyiz yani. Öyle arkadaşlar ya, çok büyük bir felaket yaşadık. Bu yaralar nasıl sarılacak? İlla ki sarılacak, illa ki hayat devam edecek ama bu acılar nasıl unutulacak ki? Unutulmayacak. Hiçbir zaman unutulmaz. Unutulmayacak. Birçoğunuz da bizim gibisinizdir. Saat 5'lere kadar o enkaz altından mucizeler var böyle birkaç gündür. Baştan beri var ama şimdi saatler ilerledikçe böyle daha bir heyecanla beklediklerimiz. Ay çok. O insanlar çıktıkça biz heyecandan... Yani evde yerimize sığmıyoruz. Evet ya. O mutluluğu, o duyguyu birebir sanki oradaymış gibi yaşıyorum. Çok acı ya. Gerçekten çok tarifi yok. Yani tamam kilometrelerce uzaklıkta ama o kardeşlerimizle gerçekten kalben, yürekle yani o acıları, o duyguları yaşıyoruz. Yani kendi kardeşlerimiz, yani kendi akrabalarımız bizden birileri gibi ya. Tarifi yok ya. Gerçekten yani böyle... Nasıl kelime kuracağım, nasıl konuşacağım? Bilemiyor insan değil mi? Bilemiyorsun ya. Çok anlatamıyorsun tarifi çünkü. Yok. Gerçekten bakın şurada bir haftadan beri yani ne yemek yiyebiliyoruz, ne su içebiliyoruz, ne uyuyabiliyoruz. Ya değişik bir duygular içerisindeyiz. Gerçekten ya değişik bir duygular içerisindeyiz. Allah'ım, Rabbim, kurban oldum Allah'ım. Kardeşlerimizin hepsine Rabbim sabırlar versin. Aa, ölen kardeşlerimize rahmet, mekanları cennet olsun. Daha Allah'ım, enkaz altındakiler var. Allah'ım yardımcıları olsun. Rabbim sabırlar versin. Çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum ya. Çok yani hiçbir şey yani bu hayatta var ya hiç böyle bir şeye değmez ya. Gerçekten değmez. Yani ben bu yaşıma geldim, yaşıma da aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir şey yaşamadık gerçekten. Zaten bu kadar büyüğünü görmedim, yaşamadım. Zaten öyle diyorlar ya. Ama şu da var, Allah'tan gelene hiçbir şey yapamayız diyemeyiz. Rabbim ne isterse, nasıl isterse o olur. Bu da bizim bir sınavımız. 10 ilde olması çok acı oldu. 10 ilde olması. O çok acı oldu, çok acı oldu. Bu kadar insanı kaybetmek. O çocuklar, o yaşlılar her gün televizyonda acaba bugün ne oldu, acaba bugün ne kadar kişi sağ çıkacak diye böyle hiç televizyonları kapatmıyoruz. Psikolojimiz iyi değil. Bakın hayat bir şekilde sürüyor. Yaşamak zorundayız. Mecbur. Ayakta durmak zorundayız. Bizim de ailelerimiz var. Ya olmak zorundayız gerçekten ama çok zor. Ya işe gidiyorum, bilgisayarımda hep haberlere bakıyorum. Telefonumda devamlı İletişime giriyorum, haberlere bakıyorum. Eve geliyorum, televizyon zaten eşim hiç kapatmıyor. Ya psikolojimiz o kadar kötü ki anlatamam ya. Gülmeyi unuttuk. Düşün. Bir yani, de oradakileri yani düşünelim. Biz unuttuk. Böyleysek. Yemek yerken utanır mı insan ya? Ben sıcak çay demleyip içmeye utanıyorum gerçekten. Yani böyle içemiyorum. Boğazımın şurasında sanki böyle bir şey düğümleniyor. Ya diyorum orada insanlar aç, soğukta. Ya biz burada sıcacık evlerimizde. Ama bir şey gelmiyor. Sadece dua. Yardımlarımızı almak kabul etsin. Allah kabul etsin. Yani göstermek, göstererek yapmak. Biz bunlara karşıyız. Asla kesinlikle. Ama arkadaşlar yalvarırım. Yani gücümüz yettiği kadar. Evet. Ama duyarsız kalmayalım. Duyarsız kalmayalım. Böyle zamanlarda kardeşiz. Birbirimize destek olalım. Çok güzel yardımlar toplanıyor. Çok güzel yardımlar Allah herkesten toplanıyor. Razı olsun. Allah herkesin tuttuğunu altın etsin. Bakın azı çoğu yok arkadaşlar. Damlaya damlaya gül olur.
herkesin gücü yettiği kadar ama az ama çok böyle zamanda şeyler birbirimize de destek olmamız lazım. Hani SMS olarak gönderiliyor, evet. AFAD'a para yardımı bir sürü aynen. yer var, birkaç aynen. yer var. Ama tabii ki bunları iyi araştırın arkadaşlar. Aynen. Yani böyle gerçekten bakın bu işte de böyle sahtekarlık yapan insanlar, yalan söyleyen olacaktır. İnsanlar olacaktır ve varmış da yani. O yüzden gönderdiğiniz yerleri de bu IBAN numaraları falan lütfen arkadaşlar yanlış anlamayın ama yani insanlar artık o kadar şey olmuş ki bazı şeyleri de böyle şey olarak kullanmaya çalışan insanlar var. Yani kişisel değil de toplu yardım değil, her yere ki. Yapıyoruz. Yani ama kişisel hani IBAN atılan yok. Yerlere evet yanlış anlamıyor. Yapılamıyor. Mesela Yeşim'e kişisel IBAN gönderiyorlar. Mesela paylaş ama şimdi ama ben de bilemiyorum ki karşındakini. Bilemezsin. Karşındaki yani. İnsanı tanımıyorsun. Ne niyetli olduğunu bilemezsin. Tabii ki herkes iyi niyetli. Evet. Buna sonsuz inancımız var ama öyle şeyler ama duyuyoruz ki arkadaşlar. İnsanlarla paylaşacak. Herhangi bir sahtekarlık ya da yanlış bir şey olduğu zaman o zaman ne oluyor? Benim kardeşim de o kişiye yani mebale ben de mebale giriyor. Yani. İnsanların yardımına giriyor ve o kişilerin iyi niyetini suistimal etmiş oluyor. Lütfen bu konuda anlayışlı olalım arkadaşlar. Ama yardımınızı esirgemeyin gerçekten ama yani. El birliğiyle inşallah. Yani bu ülkemiz bu şekilde inşallah kalkınacak. İnşallah yaralar sarılacak. Bu yaralar kolay kolay sarılmaz. Bunu biliyoruz. Artık yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani konuşurken bile boğazımın şurası yani sanki şuramda böyle bir şey utkunamıyorum. Ya çok tarifi yok ya tarifi yok yani gerçekten tarifi yok. Arkadaşlar ne olur yardım edelim. Benim... Elimizden geldiği kadar yardım edelim. Yardımlaşalım. Bir ekmeğimiz varsa yarısını bölelim. Ne kadar yaparsak Allah Rabbim o kadar. İnşallah herkesin Allah'ın niyetlerini, yardımlarını da kabul etsin. İnşallah. Ama çok duyarlı insanlar, çok iyi niyetli insanlarımız var. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Bir şey de söyleyeceğim. Müslüman olmak çok güzel bir şey. Ya. Aynen. Allah razı olsun gerçekten. Ve dışarı ülkelerden gelen kardeşlerimizden. Aynen hepsinden. Kaç ülkeden gelen evet, kardeşlerimiz hepsinden. Var. Hele... Hele orada canla başla evet, bir canı evet, kurtarmak evet, için kendi canını feda evet. eden arkadaşlar. Ya bilmiyorum izlerken. Ya diyorum ya ben ilk defa konuşamıyorum ya yani anlatamıyorum duygularımı. Hatay'da arkadaşlarım var, Osmaniye'de arkadaşlarım evet. var, Adana'da yaşın arkadaşlarım var. Acıyı yaşayan aynen, Antep'te yakın arkadaşları var. Bir arkadaşımın sadece evi çok kötü durumda. Diğerleri hani evleri çatlak giremiyorlar hiçbir şekilde. Hatta çadır yardımı işte bir sürü bir şeyler paylaştık. Evet duyarlı olan çok insanlar oldu. Gerçekten Allah razı olsun herkesten. Ya zaten bu olayda duyarsız olmak imkansız yok. Yani. İnsan olan herkes olsa, aynen. Ha, aynen günlerce yemin ederim yemek pişirmedik yani o durumdaydık. Aynen hala da arkadaşlar evimizde doğru dürüst yemek pişirmiyoruz. Aynen. Gerçekten doğru dürüst beslenmiyoruz demiyoruz. Bu arada yani yiyemiyoruz. Bu olayın üzerine... Çok sevdiğimiz bir ablamızı evet. kaybettik. O da tuz biber oldu. Evet. Cenazeye gittik falan. Yani böyle bu bir hafta keşke rüya olsaydı. Ben bir iki kere dedim kalktığımda aynen. Allah'ım rüya olsa dedim. Ama rüya değil. Evet. Evet bizim ülkemiz deprem. Yani deprem yaşanıyor bizim ülkemizde. Ama bu kadar büyüğü daha önce gerçekten yaşanmamış. Kurban olduğum Allah yine de söylüyorum bundan büyüklerinden korusun. Abi. Mesela İstanbul depremi deniyor. Onu düşünemiyorum, düşünmek istemiyorum. Allah'ım inşallah yaşatmasın. Abi. Ya bilmiyorum arkadaşlar bu çok farklı bir şey. Bu arada şey söyleyeceğim. YouTube'a ilk girdiğim gün Elif sağ olsun birçoğunuz biliyorsunuz Zübeyde'ye söylemişti. Evet. Zübeyde beni paylaşmıştı. Zübeyde'nin eltisini falan tanımıyoruz ama videolardan kesinlikle zaten ama o kadar yakından hissettim evet. ki onu demek istiyorum aynen, tanımasam çok, da aynen, çok. Videolarda Instagram'da videoları o zaten vefat ettikten sonra o videoları kaç kere izledim hepiniz yani izleyenler biliyordur kaynını kaybetti evet. buradan arkadaşımıza Allah versin. Başsağlığı diliyoruz evet. Rabbim gerçekten sabırların en büyüğünü versin şu aynen. an beni izliyordur belki yakınını kaybeden arkadaşlarımız evini kaybedenler ailesini kaybeden yani uzakta olanlar var, yazanlar var bu arada. Almanya'dayız işte elimizden hiçbir şey gelmiyor. Evet. Ailelerimiz orada sokakta. Evet. Sözün bittiği yer. Yani Rabbim herkesin, hepimizin yar ve yardımcısı Amin. Olsun. Allah'ım sabırlar versin. Amin. Hepsinin mekanı cennet olsun. Amin. Şey de çok içimi acıtmıştı. Bir arkadaş yazmış hani yeri geliyor eşinle böyle tartışıyorsun. Nasıl olsa sabah barışırım evet. diyorsun. Öyle bir şey yaşadık ki diyor sabah kalkamadık. Ya böyle bir şey tam aklımda değil de.
O zaten o paylaşımlara, o yazılanlara, o ne bileyim onlara zaten yürek dayanmıyor. Günlerdir beni Instagram'dan takip edenler biliyordur. Valla 4.30-5'e kadar o canlı çıkaranları bekliyoruz. Böyle mutlulukla paylaşıyoruz. Bir can bile kurtulsa ne kadar mutlu oluyoruz ama çok kaybımız var. Gerçekten çok kaybımız var. Rabbim mekanını cennet eylesin. Az önce eşim kahvaltı hazırlarken... Şimdi Ülkü'yü kurtarıyorlar Elbistan'da. Bir tane amca. He, anlattı. 70 yaşındayım diyor. Ailesini kaybetmiş. O çok etkiledi onu sözleri beni. Ay, o kadar etkilendim ki. Ailemi kaybettim diyor amca. Oturmuş taşın üstüne. Yaştan sonra diyor, yaşasam ne olur. Ailem yok. Hiç tutunacak dalım yok. Hiçbir şeyim yok diyor. Su vermişler. İki tane böyle pet şişeyle yanına koymuş. Üç günden beri yemek yemiyorum diyor. Boğazımdan diyor. Hiçbir şey kursamdan geçmiyor diyor. O da diyor. Çok acı işte. Yesim yok diyor. Kendi çıkıp ailen çıkmışsın. Bu suyu bile alırken utanarak aldım diyor. Çok kötü bir şey. Gencimiz de o taş yığınların arasına böyle kafasını şu kadar bir delikten sokmuş. Anne, anne, baba diye sesleniyor. Çok acıydı. Bunu Türkiye asla, yani Türkiye değil bence dünya unutmayacak bu acıyı. Unutmaz gerçekten, çok, unutmaz. Çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı. Yani bilmiyorum ya, şu an Allah gözüküyor. Herkesin yardımcısı olsun. Amin. Orada yaşayan bütün vatandaşlarımızın, bütün Allah kardeşlerimizin. Bütün kardeşlerimizin. Yani ben dün mesela diyorum ki beni oradan izleyenler çok vardı. Acaba kaybettiklerimiz evet, var mı? Ben de düşündüm onu. İlk diyorum yeşil diyorum, senin diyorum bir sürü yani takip eden izleyicilerim vardı. Evi yıkılan var. Evi çatlayan Firdevs kardeşim var, evet. Hatay'dan. Osmaniye'den Fatma bacım, onun evi de çatlak. Birçok diyorum ya, birçok arkadaşımla iletişime girdim. Aynen. Böyle konuştum birebir. Eşime bir de şey söyledim. Yani böyle birkaç arkadaşıma da söyledim. Yani böyle ondan söyledik onu. Buraya gelmek isteyen aileler olur. Yani arkadaşlar, yani kapımız sonuna kadar açık. Yanlış anlamayın ama annemin evi, kardeşlerimin evi, benim evim müsait. İstedikleri kadar başımızın üstünde öyle, tabii, yeri var. Her zaman. Ekmeğimiz neyse paylaşırız. Her zaman, her yemeğimizi, zaman. Soframızı, yatağımızı, her şeyimizi paylaşırız. Kapılarımız sonuna kadar açık. Elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışırız. Gerçekten diyorum, yürekten diyoruz bunu. Yani kapılarımız açık. Bizim şu anda iki kardeşim, annem. Hatta dün de evvelsi gün annemdeydik. Anneme dedim ki hani seninle paylaşmadım ama ben böyle hani hemen içim, annem böyle yaptı. Sen ne diyorsun dedi, ne paylaşması, sonuna kadar ben zaten bir babanla bir benim evimiz müsait, sonuna kadar kapılarımız açıl. Yani İnsanlık tanımak bu. Şart değil. Kardeşiz sonuçta, bu acı içten yürekten gerçekten. Bizim başımıza gelmeyeceğin garantisi var mı abla? Biz ne olacağız? Aynen. Başımıza gelmez demesi, doğru insanın değil. Başına her şey gelir. Bakın o insanların da çoğunun variyeti vardı, evi vardı, yurdu vardı, her şeyleri vardı. Ama şimdi hiçbir şeyleri yok. Her şeyden önce sevdiklerini kaybetmişler. Yani bir nevi olsun, bir yaraya bir bant takabilirsek, yani yapabilirsek. Ne mutlu. Ne mutlu bize. Gerçekten diyorum, yürekten diyoruz. Kapılarımız sonuna kadar açık arkadaşlar. Buradan bunu da duyurmak isterim. Hani Instagram'dan hani birebir görüştüğüm, aynen, yazan bütün arkadaşlarıma vallahi kim yürekten söyledim. Yani gerçekten, aynen, yürekten söylüyorum. Kapılarımız açık, aynen, arkadaşlar. Kadar. Her türlü sonuna kadar yardımcı oluruz. Evimizi, her şeyimizi açarız. Ha, onlar için tabii eskisi ki kolay bir değil. Çok tabii zor ki. Yani tabii o eski ki. Şeylerine. Ne bileyim ya, memleketleri ya, kolay mı? Yaşadıkları, sevdikleriyle paylaştıkları anıları, tabii ki, her şey yerle bir oldu. İyice düşününce insan gerçekten kafayı, evet, yiyecek gibi oluyor ama işte Allah'tan gelene, yapamayız, kurban olduğum Allah'tan şey. Gelene yapacak, öyle, hiçbir şey yok. O yaşayanlar diyor zaten çok uzundu, çok, evet, kötüydü, anlatamıyorlar ya. Yerin altından çok böyle... İzlemişsindir başlıyor. Zaten arabalar nasıl hopluyor, o nasıl hopluyor. Yaşım. Ya çok önceden böyle, Adıyaman, ay. Ben hatırlıyorum da böyle yabancı filmler oluyordu ya, yaşım. İşte tsunami oluyordu, deprem oluyordu. Aynı o filmleri yaşadık, yani yaşadık, gördük, yaşadık arkadaşlar. Aynen. O yerin yarılması, o kaç metre, o yer yarıkları. Bir de
evlerin o halleri. Bir yani, de şimdi çok ilde olduğu için ister istemez mecburen yetişemediler. Nasıl yetişsinler evet, ya? Nasıl yetişsinler? Yani. Ya bir versin. Aynen nasıl yetişirsin? Ama canla başla çalışılıyor. İnsanlar buradan madencilerimiz gitti. Her yerden evet, giden oldu ya. Aynen duymaz mıyız? Onlar da canını hiç sayıyor. Alfa ekibi falan olsun. Onlar ama herkes. Evlatları var. Tabii ki. Onların da sevdikleri adam var. Adam diyor ki 30 saatten beri uyku uyumadım diyor. Allah razı olsun hepsinden. Allah hepsine çok güzel besle. Gerçekten. Yani çok güzel görev yapıyorlar öyle değil mi? Bir can, bir can kurtarmak, olsun. Bir insanı kurtarmak için 7 saat, 8 saat kuyu kazar gibi hiç kolay kutulardan değil, hiç kolay taşları değil. Elleriyle emek emek ya çok güzel bir şey arkadaşlar. Allah hepsinden razı olsun. O insanlara da güç kuvvet versin. Amin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ayaklarına taş değdirmesin. Gerçekten Rabbi, çok dua ediyoruz onlara. Onları İyi ki varlar. Oraya yardıma gidip de göçükte kalan insanlar da var. Hemen depremin evet. ertesi öğlen şey olduğunda evet. enkaz altında olanlar evet. da oldu. Allah'ım gidip de şehit olanlarımız olsun. Var. Evet. Askerimiz, polisimiz. Evet. Bu AFAD ekiplerinden orada olay evet, yerinde ölenler de olmuş. Aynen. Bizim de komşumuz var. Hatice abla. Bizim apartmandan komşumuz. O da kızın yanında Malatya'daydı. Yeşim yeni ev almışlardı kızcağız. Hemşire. Öyle neler abla öyle neler. Onlar da evleri yani yarılmış oturacak vaziyette değil. Buraya geldiler. Çok var çok var. Neler yani, neler. Çok Nisan'da zor. Düğün olacak bir kardeşimiz. Vefat eden kardeşimiz demiş zaten. İçime doğuyor herhalde düğünümüz olmayacak bu sene. Çocukları zaten hiç söylemiyorum. Allah. İlk zamanlar hepiniz duymuşsunuzdur. O kayıplar, bulunamayanlar, evet. Tırları çocuk durduranlar, çocuk. Bu işleri farklı şeylere çekenler, evet. Yapmayın, yağmalayanlar, neler neler. Şu an bir de şey söyleyeceğim. O videoyu hani eğer silmediysem, hani organize olmadan tır gönderen, yardım gönderen arkadaşlar. Şu an zaten hani devletimiz söylemediği sürece öyle tek başınıza bir şey göndermeyin diyorlar. Hepsini yol kenarlarına bırakmışlar, hepsi ziyan olmuş. Hani böyle birlik içinde yapılsın diyorlar. Aynen. İletişimle, Avrat ekipleriyle iletişimle ve aynen. kurallı bir şekilde ihtiyacı olan insanlara. Aynen, aynen. Bir de bugün... Çok şükür, ne mutlu bize şey ki. Gördüm arkadaşlar, onu da söylemeden çok özür dilerim. Olsun, olsun. Söylemeden geçemiyorum. O kadar duyarlı ki insanlar ama böyle olmamız lazım. Tabii ki. Kardeşlik böyledir, Müslümanlık böyledir tabii arkadaşlar. Tabii ki, elhamdülillah hepimiz Müslümanız bu günler için. Şükürler olsun, iyi ki Müslüman i̇yi ki, olarak iyi dünyaya ki. Gelmişiz. Rabbim bizi iyi ki Müslüman olarak yani yaratmış. Çok şükür elhamdülillah ya Rabbim. Adamcağız 30 kişiler dışarıdalar. Ateş yapmışlar. Çoluk çocuk böyle naylonlarla baraka yapmışlar kendilerine. Yardım ekipleri onlara işte bebeklere mama, yiyecek, içecek bir şeyler veriyor. Diyorlar ki 30 kişisiniz. Bunları da siz alın. Adam böyle yapıyor. Hayır. Çok hayır öyle. Diyor. Bunlar bize, biz yeter. Bunlarla idare ederiz diyor. Ne güzel, ne mutlu. İhtiyacı olan daha çok insanlar var, onlara verin. Müslümanlık böyle işte arkadaşlar. Sadece kendimizi düşünmeyeceksin. Herkes, tabii ki. Az olsun ama herkesin olsun. Bu arada buradan şunu da söylemek istiyorum. Ben biliyorsunuz üniversite hastanesinde çalışıyorum. Başhekim hocam olmak üzere, rektör hocam, İsmail hocam olmak üzere. Hepsinden Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Onların çalışmalarıyla... Hocalarımın ve arkadaşlarımın emekleriyle kaç günden beri bizim hastanemize de çok büyük bir emekler, yardımlar, para yönünden olsun, bebek mamaları, yiyecekler, içecekler bir tır dolusu dün biz de afet yani bölgesine herkes yapmayan gönderdik. Kimse yapmayan Allah kimse kalmadı. O arkadaşlarımız, o hocalarımız yani o kadar büyük ezberiyle çalıştılar ki arkadaşlar. Yani herkes insanın öyle, tüyleri herkes. Diken diken olur arkadaşlar. Anlatamam size. Ama ne güzel bir şey böyle Allah herkesin niyetlerini olmak. Kabul etsin. Birlik yani böyle zamanlarda birlik olacağız zaten. Yani bundan büyüğü daha ne bileyim Allah bilir tabii ki. Ama yani. Ne var iki gün sonra herkes normal hayatına ya, devam edecek. Hiçbir zaman unutulmaz. Onlar normale, onların normale dönmesi çok bu zor. Olayı yaşayanların çok zor çok olacak. Zor. Ama bizler... Yani yarın bugün evet. yani işte yapacağız, yemek de yapacağız, gezeceğiz de yani hayatın da hayat, şeyi bu ama yani. Evet. Keşke bunlar olmasa, keşke, yanına, keşke. Bir zaman ne kadar sarsam da hep kanayacak. Her unutulmayacak zaman kanayacak, asla. Unutulmayacak. Diğerlerini unuttuk mu asla unutmadık. Her zaman mesela o depremlerde de geçmiş depremlerde de her zaman nasıl anıyoruz o günleri. Ölen kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bu kesinlikle unutulmaz, unutulacak bir şey değil tabii ki. Asla. Ama tabii ki zaman her şeyin ilacıdır derler. Allah hayat... o sabrı vermese kimse dayanamaz ki abla. Evet. Herkes kafayı yer. Düşünsene en sevdiğini
yanında belki de onunla saatlerce durdun belki de o şeyin altında. Evet, öyle var, değil mi? Var onlarda. Allah o sabrı vermese var. Herkes kafayı evet. yer. Öyle arkadaşlar, buradan ablamla böyle hani bir seslenmek, sizlerden konuşmak yapamadık çünkü ilk günler biz asla yapamadık. Vaziyette değildik gerçekten. Şimdi bile 10 kere yaşım açtı kapattı. Yapamadım açtı, kapattı. Yapamadık. Sesi titriyor. Yapamadık. Ne konuşacağız? Bilemiyorsun ne çünkü. Ne söyleyeceğiz? Nasıl kendimizi ifade edeceğiz diye çok düşündük. Ama böyle sizlerle de böyle konuşmak, içimizi böyle yani bir nevi olsun sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Öyle tekrar. Acımız çok büyük. Çok. Hep birlikte inşallah bu acıları Rabbimin yardımıyla inşallah sarmaya çalışacağız inşallah. Buradan tekrar deprem bölgesinde bu acıyı yaşayan bütün kardeşlerime sizin vasıtanızla geçmiş olsun diliyorum. Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Ölmüş kardeşlerime de rahmet diliyorum. Herkese Rabbim sabırlar versin. Allah'ım yardımcıları olsun. Amin. Diyecek başka bir şey bulamıyoruz. Dua, 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 dua. Bol bol dua edelim arkadaşlar. Yani bol bol yer gep dualarla. Dualara inanalım, dualara güvenelim. Allah büyüktür. Ya kurban oldum Allah'ım. Herkesin bir daha Rabbim böyle acılar, böyle felaketler Amin. Yaşatmasın ülkemize. Hiç kimseye yaşatmasın. Kurban oldum Allah'ım. Yardımlarınızı esirgemeyin. Aynen. Ne olur arkadaşlar. Yalvarırım. Duyarlı olalım. Hep birlikte el birliğiyle bu kardeşlerimizin yaralarını bin nevi olsun. Hiçbir şey saramaz. Tabii ki hiçbir şey saramaz bu yaralar ama sarmaya çalışalım. En azından gayret gösterelim. Ama kalanlar için de bir şeyler yapmak evet, zorundayız. Yapmak zorundayız. Onların da hayatları devam evet, edecek. Kaldığı zorundayız. Yerde. Öyle arkadaşlar. Tekrardan hepimizin, başı tüm ülkemizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Öyle. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Her zaman sevdiklerinizle helalleşin, dua edin. Hiçbir zaman küs olmayın, dargın kalmayın. Her zaman iyi olun. Diyecek başka bir şey de bulamıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.